Değerli dostlar, selamlar. Birçok kardeşimiz artık küre bıçakla çalışıyor. Yani oyma bıçağıyla veya buna benzer herhangi bir bıçakla ahşap oymalarını yapıyor. Görüyorum bazen. Evet. Tamamen kendimin uyguladığı yöntemi sizlere anlatmak istiyorum. Örneğin bu şekilde bir oyma bıçağı var elimde. Kalıpçı taşlama aleti. Matkaptan söz etmek istemiyorum arkadaşlar. Onu başka bir videoda düşünmek istiyorum. Evet. Şu şekilde bağlama hatalı. Ama derine kadar oymak istiyorum. Ne yapayım ustam? Doğru. Bu kısa tip. Kısa tip kalıpçı taşlama. Bir de onun uzun tip olanı var. Para mı vereceğiz hepsine? Maalesef arkadaşlar, bazı şeyleri yapabilmek için bazı maliyetlere katlanmak zorundayız. Bunu uzun sap yap. Bu uzun sap olmaz. Döner bıçaklarda uzun sap hiçbir zaman makbul değil. Eğer küçük çaplı olsaydı bu olurdu. O zaman da kaşık oymada sorun çekersin. Evet arkadaşlar. Bir hafta ahşap tornan vardır. Onu da ahşap oyabilirsin. Biz genelde kaşık ağırlıklı çalıştığımız için kepçe ağırlıklı. Ondan söz edelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. En fazla bu şekilde bağlayabilirsiniz. Şu şekilde bağlarsanız birçok arkadaşımın şu ortadaki sapı, mili yamulmuştur. Aradaki gerginlikten dolayı. Bu dünyada kuraldır arkadaşlar. Makine sanayisinde şu sapı şuradan bağlamak riskli. Ama çok hafif sürterim ben diyorsan başarılar dilerim. Tabii ki yapabilirsin. Ama ideali bu. İleri gidemezsin arkadaşlar bundan. Gitmemenizde yarar var. Bıçağını kaybedersin. Evet. Bu şekilde bağlayalım. Sıkıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar. Bıçak yerinden oynamamalı. Evet, tamamen sıktım. Genelde kalıpçı taşlamalarda 650 watt, 600 watt, 550 watt güçlerinde olan kalıpçı taşlamalarında rakam devir ayarlı olmasında yarar var. Rakam 3, 3,5 her zaman iyidir. Ama kalıpçı taşlamanız 850 watt gücündeyse o zaman ne yapıyoruz? Devrimiz 1,5-2 arası olmalı. Evet, biz 650 watt olduğu için gücümüz 3 veya 3,5 civarında ayarlama yapıyoruz. Çalışma esnasında oturur vaziyette dizinizin üstüne herhangi bir bez ve herhangi bir koruma, elinize eldiven takabilirsiniz. Tamamen bu tecrübe ve cesaretle ilgili bir şey ama tehlikeli bir şey değil. Bazı arkadaşlar yazı yazıyor, gayet normal. Deneyelim. Kaşığımızın sapından tutuyoruz. Şu şekilde. Çalıştırıyoruz arkadaşlar. Yavaş değdiriyoruz. Önce yavaş, yavaş. Yavaş. Ve sürekli yavaş yapıyoruz arkadaşlar ve alışmaya başlıyor elimiz. Yavaş yavaş. Kaşığınızın içinde budak varsa
Ona dikkatli sürtmeniz lazım arkadaşlar. Ama benimkinde yok. Devam edelim. Bakın arkadaşlar, küçük küçük darbeler yapıyorum kenarına doğru geldikçe. Kaşığım kırılıyor diyor bazı arkadaşlar. Kırılmasının iki nedeni var. Ya küre bıçağın kördür, köreltmişsindir, ya da yavaş işlem yapmıyor olabilirsin. Birden dalıyor olabilirsin. Yavaş. Yavaş. Kenara geldik. Yavaş. Öncelik yavaş arkadaşlar. Zaten 5-6 kaşık yapmaya başladığın zaman kendin hızlanacaksın. Elin alışacak çünkü. Şu şekilde bakın, açısını hemen kaşığımı değiştiriyorum. Yavaş. Yavaş. Kaşığın açısını tekrar değiştiriyorum. Yavaşça, yavaş. Yavaş. Açı değiştiriyorum. Bakın buradan dalıyorum. Şuradan hızla çıkmıyorum. Burayı koparır. Yavaş. Yavaş geziyorum arkadaşlar içinde. Yavaş. Bıçağı kendi haline bırakıyoruz arkadaşlar. Keskin olan bıçak burayı keser. Yavaş, çok yavaş. Bakın arkadaşlar, burası önemli. Yavaş. Evet. Gayet amatörce denedim. Sakin oldum. Yavaş şekilde değdirdim. Büyük bölümünü kaşığımın aldım. Daha sonra buna alışıyorsunuz arkadaşlar. Eğer sinir sisteminizde ağır ilaç kullanmıyorsanız, eliniz titremiyorsa bu konuda başarılı olursunuz. Ama şayet ağır bir damar hastalığınız, sinir hastalığınız, el sıkışması, sinir sıkışması gibi rahatsızlığınız varsa bu esnek hareketlerde zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi oyuyorum arkadaşlar. Yeah.
Bundan sonrasını arkadaşlar, çoğunuzda kazıma aleti var. Yüzeyi pürüzsüz yapabilirsiniz. Ya da bundan sonra eğdi bıçağıyla düzeltme yoluna gidebilirsiniz. Ya da zımpara kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videolarımın başında veya sonunda beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenmeyen bir kişi dikkatimi çekiyor. Sürekli bir kişi mutlaka çıkıyor. Olsun. Ona bir yanlışımız olmuştur veya bir faydamız olmuştur. Aradığını bulamamıştır. Menfaati çakışmamıştır. Normal bir şey bir kişinin beğenmesi. Genelde bir kişi çıkıyor. Ona mutlaka bir yerde bir şey yapmışımdır. Ya laf söylemişimdir. Bir şey olmuştur veya küre bıçak elini kesmiştir. Olabilir, insanlık hali. Keşke bana en ufak bir şeyi de söyleyebilseniz arkadaşlar. Buraya yazabilirsiniz. Küre bıçak elimi kesti. Şu hareketi yapıyordum, şöyle oldu. Ben hemen yardımcı olurum. Neticede bir bıçak, mutfakta bıçağı kullanırken elini kesebilirsin. Çünkü bıçaklar kesici aletlerdir. Döner bıçaklar daha kesici aletlerdir. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü bu bıçağı, bu tür bıçağı satan kişi benim. Tabii ki yol göstermek de bana ait. Daha iyi kullananlar olabilir. Hatta bana ders verebilecek seviyede olanlar da olabilir aranızdan. Ben tüm insanlara saygılıyım arkadaşlar. Hoşça kalın.